sayın yöneticilerim, sevgili öğretmen arkadaşlarım, değerli velilerimiz, çok sevgili kıymetlilerimiz, öğrencilerimiz, 2019-2020 eğitim öğretim yılı, tarihe geçen bu eğitim öğretim yılının son videosunda birlikteyiz. Hepiniz karne törenimize hoş geldiniz. Programımıza saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlıyoruz. Sizleri ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Programımızın başında sözü okul müdürümüz Sayın Yavuz Güneş'e bırakmak istiyorum. Yavuz Hocam, söz sizde. Kıymetli çocuklarımız, çok değerli anneler babalar, çok değerli çalışma arkadaşlarım. Dünya tarihinde ilk kez böylesi bir süreç yaşandı. Adına pandemi denen yaklaşık 4 milyar insanın etkilendiği bir süreçten geçiyoruz. Biraz daha yaşımız büyüdüğünde ileride tarihsel bir anı olarak bu günleri bizler de çocuklarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza anlatacağız. Çeşitli hatıralarımız olacak. Bu özel süreçte hep beraber çok kıymetli çalışmalar ürettik. Hepimiz bu sınavı çok doğru bir şekilde atlattığımızı düşünüyorum. Hepinizin desteğiyle, katkısıyla bu süreçte böyle geldi geçti. Şimdi önümüzde bir yaz tatil süreci var. Bu tatil sürecinde hepinize sağlıklı, mutlu, bol bol dinlendiğiniz, bol bol kitap okuduğunuz bir tatil diliyorum. Hepinizi çok özledik. Sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. İyi tatiller. Dersler, etütler, ek çalışmalar, sahne çalışmaları, sanatsal faaliyetler, provalar tabii ki ve serbest zamanlar, teneffüsler, doyamadığımız okul süreçleri. Şöyle bir bakalım mı? 2019-2020 eğitim öğretim yılı bakalım nasıl geçmiş?
çok şey yaşamışız, öyle değil mi? Bazılarını ben bile hatırlamıyorum. İçinde bulunmamıza rağmen insan hatırlamayabiliyor. Evet, sırayı Konuşan Eller Kulübü alıyor. Konuşan Eller benim de çok sevdiğim bir kulüp. Çünkü Konuşan Eller Kulübü Türk işaret dilini öğreniyor. Türk işaret dili dediğim nedir? İşitme engelli dostlarımız için hazırlanmış, kullanılan özel alfabeyi, işaret dilini öğreniyor arkadaşlarım. Konuşan Eller Kulübü'ndeki arkadaşlarım Engeller Haftası'na özel bir video hazırladılar. Ama yoğunluktan o sürece yetiştiremedik. Kısmet bugüneymiş. Karne törenimizin bu bölümünü Konuşan Eller Kulübü'müze ayırmak istedik. Karşınızda Konuşan Eller Kulübü'müz ve karne törenimiz için hazırladıkları özel video. İstedim ki sokakta asık suratlı kalmasın. Büyükler büyüdükçe, büyükler büyüdükçe gülmeyi unutmasın. Da da bir merhaba ile selamladım insanları. Okul yolunda gördüm beni karıncayı, yaşam küçük ama içimdeki kıpırtıyı biraz neşe katıp büyüklere size veriyorum. Hayat gülünce çok güzel, hayat gülünce çok güzel. Kara bulutları dağıtıp atmalı, herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Kapkara bulutları dağıtıp atmalı, herkesin yüzünde bir küçük tebessüm olmalı. Çok teşekkür ediyoruz Konuşan Eller Kulübü'müze. Gerçekten çok tatlı bir video hazırlamışlar bizim için. Evet, sırada genel müdürümüz Yasemin Reşitoğlu'nun konuşması var. Söz Yasemin Hanım'da. Buyurun hocam. Çok sevgili öğrencilerim. Dünya çok zor bir dönemden geçiyor. Hepimiz çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kaderde böyle ayrı, uzaktan karne vermek de varmış. Bu yıl pek çok ilki yaşadık, pek çok şeyi uzaktan yaptık. 19 Mayıs törenlerimizi 23 Nisanlara ve bir eğitim yılının sonuna geldik. Biz kendi adımızı öğretmenlerinizle, yöneticilerimizle, bütün çalışanlarımızla bu süreçte çok emek verdik. Sizlerin okuldan geri kalmamanız için, eğitim öğretimden kopmamanız için pek çok şeyi emek vererek, sevgimizi katarak yaptığımızı inanıyorum. Zor bir yaz hepimizi beklediği gibi sizleri de bekliyor. Bu zorlukları aşmanın pek çok yolu var. Kurallara uyacağız. Öğretmenlerinizin sizler için hazırladığı dijital içerikler ya da tatil kitapları veya farklı proje çalışmaları olacak. Biraz zorlanacaksınız ama eğitim hayatından bu kadar da kopmamak için buna ihtiyacımız var. Hepinize çok 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 verimli geçecek, güzel geçecek, bu zor günleri unutturacak bir tatil diliyorum. Ve en kısa zamanda umut ediyorum ki 2020-21'de yüz yüze, kucak kucağa, el ele tekrar buluşacağız. İyi tatiller çocuklar. Hepinizi öpüyorum ve çok seviyorum. Yasemin Hanım'a çok teşekkür ediyorum bu duygu yüklü konuşması için. Sağ olsun, var olsun. Evet, sırada sekizlerimiz var. Biliyorsunuz okulda olsak sekizlerimize her karne törenimizde özel bir bölüm ayırırız. Çünkü onları liseye uğurluyoruz. 8. sınıftaki arkadaşlarımıza bir yazı yazdık. Duygularını bizimle paylaşmak isteyen arkadaşlarımızın video göndermesini istedik. Şimdi o arkadaşlarımızın videolarını sizinle paylaşmak istiyoruz. Söz 8. sınıflarımızda. Sevgili Ekin ailesi, bu konuşmayı yapmak benim için hem kolay hem de zor oldu. Çünkü çok fazla anı biriktirdiğimiz okulumuzdan ayrılmak hiç de kolay değil. Bu 8 sene boyunca burada çok fazla şey yaşadım, çok fazla anım oldu. Hayatım boyunca sürdürebileceğim harika arkadaşlıklar kurdum. Küçük bir 1. sınıf öğrencisi olarak başladığım bu okuldan şimdi mezun oluyorum ve bu okulda okumuş olmak hayatımdaki en büyük şanslardan biriydi. Ekin'de kendimi hep çok iyi ve güvende hissettim. Bu 8 yıl boyunca başta çok sevdiğimiz öğretmenlerimiz olmak üzere yardımcı ablalardan hostes ablalarımıza ve kantindeki görevlilere kadar birçok insanın bizim üzerimizde çok emeği var. Ekin ailesinin bir parçası olmak kesinlikle çok büyük bir ayrıcalıktı. Ekin Koleji'nin bir öğrencisi olmaktan da gurur duyuyorum. Okulum ve okulumdaki insanları hiçbir zaman unutmayacağım ve bir Ekinli olmaktan da çok mutluyum. Merhaba. Bir konuşma hazırlamadım.
içimden geldiği gibi konuşacağım. Bu okulda 4 senedir bu okuldayım. Bu 4 sene bazılarına az gelebilir çünkü 9-10 senedir bu okulda olanlar var. Ama bu 4 sene benim için o kadar özel ve güzeldi ki, yani çok eğlenceli geçti, çok zevkliydi. Bu son yılımızda ayrı kaldık pandemi yüzünden. Ama yine de online derslerle bize verebildiğiniz bütün yardımı verdiniz. Çok teşekkürler. Böyle bu 4 sene o kadar hani güzeldi ki, böyle çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Çok güzel anılar biriktirdim. O yüzden hiç bitmesin istiyorum. 5. sınıfa geri dönelim. Oradan başlayalım tekrar istiyorum. Bazen mutsuz olduğumda, üzüldüğümde her zaman öğretmenlerim de arkadaşlarım da benim yanımda oldular. Mutlu olduğum zamanlarda. Bu yüzden hepinize çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sınavda başarılar herkese. Bu okulda okuduğum için çok mutluyum. Bir sürü dostum ve öğretmenlerim oldu. Hem zor zamanlarımda hem de güzel zamanlarımda yanımdaydılar. Onlarla beraber çok iyi, güzel zaman geçirdim. Ve böyle bir ortamdan kopacağım için çok üzülüyorum. Umarım herkes mutlu olur, istediği liseyi kazanır ve kendini olmak ayrıcalıktır. Merhaba, ben Doğa. Yaklaşık 10 senedir bu okulda okuyorum. İlk önce buradaki bütün öğretmenlerime ve çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Bize yardımcı olduğunuz, dayanabileceğimiz bir destek olduğunuz diyeyim. Ve bizim ikinci ailemiz olduğunuz ve ben bu ailenin parçası olmaktan çok mutluyum. Ben hatırlayabildiğim kadarıyla bütün çocukluğumu bu okulda geçirdiğim için burası benim için bayağı özel bir yer saklıyor kalbimde. Ve burası yani sadece eğitim odaklı bir yer de değildi. Benim için yardımlaşmayı, dayanışmayı ve insanlarla nasıl iletişim kurabileceğimi de öğrettiği için, bu okulda okumuş olduğum için ve kendim ekinini diyebildiğim için çok mutluyum. Umarım gelecekte de bu okulda hiç bağlantımı kesmem çünkü burası benim için çok özel bir yer. Ortaokula geçtiğimden beri hep böyle karne törenlerinde 8. sınıflar duygularını söylediklerinde acaba ben 8 olunca ne söyleyecektim diye düşünüyordum. Sahneye çıkmak kısmet değilmiş ama yine de buradan video yoluyla tüm öğretmenlerime ve arkadaşlarıma teşekkür etmek ve sevgilerimi iletmek istiyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Yıllar boyu burada mutlulukla ders işledim. Yıllar boyu burada coşkuyla arkadaşlarımla oyun oynadım. Yıllarca burada afiyetle yemeklerimi yedim. Afiyetle tostumuzu yediğimizi unutmayalım. Yıllar boyu burada sporumu yaptım, konferansımı dinledim, kemanımı çaldım. Sizleri de unutmayacağım yıllar. Hep aklımda ve kalbimde olacaksın Ekin Koleji. Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz, çok teşekkürler. Karne törenlerimizin en duygusal anlarını yaşardık her zaman. Videoyla da olsa evimize konuk oldunuz. Yine bize duygu dolu anlar yaşattınız. Çok teşekkürler. Ve ben minik bir Ekinli ile beraberim. Karne törenimizin finalini kızımla yapmak istedim. O zorla buraya getirdim kendisini. Evet sevgili konuklar. Baştan da söylediğim gibi tarihe geçecek bir eğitim öğretim yılıydı. Öncelikle bütün eğitim emekçilerine, değerli öğretmenlerimize, personellerimize, çalışanlarımıza, yöneticilerimize, sevgili velilerimize ve tabii ki bütün sürecin kahramanı öğrencilerimize. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İyi tatiller, hoşça kalın.